Şimdi sizler fesiru fil ardı. Yeryüzünde gezip dolaşın. Siz bunların akabinde geldiniz. Önceki ümmetlerde bu tür gelişmeler hasıl oldu, bitti, sonuçlandı. Ve sizler şimdi sahnedesiniz. Tilka ummetun kad halat. Onlar bir ümmetti. Ümmetlerdi. Gelip geçtiler. Leha me kesebet. Ne kazandılarsa onlar kendileri için kazandılar. Ve lekum me kesebtum. Siz de ne kazanırsanız kendiniz için kazanacaksınız. Dolayısıyla sıra bizde, sahnede olan, o ışığın altında bulunan bizleriz. Göklerde yerde nice melekler, yaratılışın tam merkezindeki insanoğluna baktıklarında şu anda bizleri görmekteler. Allah Azze ve Celle'ye saygılı mı bulunacağız? Onun davetine icabet mi edeceğiz? Yoksa ona sırtımızı dönüp dalaleti hak eden süreçlerde isyan ve ısrar üzere, inat üzere mi yol alacağız? Fesiru fil ardi. Cenab-ı Hakk'ın bir öğüdü var ayetin sonunda. Cenab-ı Hak yeryüzünü gezip dolaşın diyor. Fesiru fil ardi. Varıp yeryüzünde seyredin. Bir o tarafına gidin, bir öteki yanına gidin. Fanvuru, bakın. Keyfe kâne akibetul mukezzibin. Yalanlayanların akıbeti nasıl olmuş? Öncekilerin akıbetlerine bir bakın. Eğer yalanlamayı düşünüyorsanız, sizler de gerçeğe sırtınızı dönmeyi, Allah Azze ve Celle yokmuşçasına, sahip yokmuşçasına, onun buyruklarını göz ardı ederek, yaşadığınız hayatta her istediğinizi yapmaya, doğru yanlış, her şeye elinizi uzatmaya, onu takmamaya yönelmek istiyorsanız, o zaman sizden önce aynı yolu denemiş olanların varıp akıbetine bakın. Fesiru fil ardı. Kuşkusuz bu Kur'ani bir emirdir. Allah Azze ve Celle'nin bir emridir. Böyle ayetler her geçtikçe neden bunun hayatımızda bulunmadığını, neden yeryüzünü gezip dolaşmayı yılda bir kez, iki kez her neyse bir vazife saymadığımızı, neden böyle bir niyetle yola çıktığımızda bu ayetin emrini yerine getirmek üzere niyet alıp varıp yeryüzünde öncekilerin bıraktıkları kalıntıları değerlendirmeyi, araştırmayı, akıbetlerinin nasıl olduğuna dair araştırmalar yapmayı, bu tür şeyler niçin hayatımızın içerisinde var olmadı? Hiç baştan mı başlatılmadı acaba? Ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında onlar mı hiç bu ayetlere karşı duyarlı olmadılar, icabet etmediler gibi düşünceler zihnimizi alır. Çünkü ayette Cenab-ı Hak doğrudan emirde bulunuyor. Ne var ki onlar açısından durum çok sıkıntılı değil. Çünkü zaten kendi dönemlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının dönemleri içerisinde zaten yeryüzünde sürekli bir orasına bir burasına giden bir hareketlilik içerisindeler. Bu ayetten çok daha öte ayetler onları cihada sevk ettiğinden, yarım adayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında zorlayan, sonrasında taşan ve değişik yakın uzak coğrafyalarda cihad eden kimseler belli ki bu yeryüzünü gezip dolaşma faaliyetini de bunun içerisinde zaten hallediyorlardı. Dolayısıyla asıl durumun açık gözüktüğü, boşluk gözüktüğü taraf bizde sırıtmaktadır. Çünkü biz öyle bir faaliyetin içerisinde zaten bulunmadığımızdan, böyle bir faaliyette hayatımızın içerisinde yer almadığından, büsbütün çoğu zaman doğduğu yerde kalan, Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünde gezip dolaşmak hususundaki pek çok saik nedeniyle olan emrini çoğu zaman göz ardı eden bir yaklaşım sergiliyoruz. Sadece cihat değil, sadece önceki ümmetlerin akıbetlerini görmek maksadıyla değil, Allah Azze ve Celle bizatihi ticaret maksadıyla bile yine yeryüzünü gezip dolaşmayı emretmektedir. Dolayısıyla belki daha fazla husus sayılabilir ki bunların ardında Cenab-ı Hakk'ın hep bunların neticesinde yeryüzünde varıp hareket etmeyi, orasına burasına gezip dolaşmayı emrettiği ayetleri bulacaksınız. اَوَلَمْ فَيَنْضُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقِ. Mesela bir ayette de Cenab-ı Hak yaratılışın başlangıcını tespit etmek,
bunun izlerini yoklamak üzere yeryüzünü gezip dolaşmazlar mı buyurmaktadır. Dolayısıyla buna dair ayetler çoktur ki bunların hepsinin neticesinde bir gereklilik olarak yeryüzünde gezip dolaşmak emredilmektedir. Ne var ki pek çoğuna bunların kayıtsız kaldığımızdan bunların neticesinde ticaretimizde sığ oluyor. Allah Azze ve Celle'nin bizler üzerinden daha farklı ümmetlere bu kelimesini, bu sözünü, bu davetini ulaştırması da aksamalar, ulaştırmasında da aksamalar yaşanıyor. Öte yandan diğer bahsettiğimiz bu ayette gelişen, bu ayette anlatılan önceki ümmetlerin akıbetinden bize gelecek olan ibretler de bir o kadar cılız ve zayıf oluyor. Allah Azze ve Celle اَوَلَمْ يَس۪يرُ فِي الْاَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا. Böylece gezip dolaşsınlar da akleden kalpleri olsun. Yani önceki ümmetlerin bu kalıntılarına bakacaklar. Bundan bir önceki ayette Cenab-ı Hak وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ diye böyle bir tarif yapıyor önceki ümmetlerin geride bıraktıkları sahnelerle ilgili. Bunlar zulmeden topluluklar olarak geride yerleri yurtları yıkılmış, tavanları yerle bir olmuş, zeminle buluşmuş bir kalıntı. خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا yahut başka bir yerde بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ boşa çıkmış, atıl, işe yaramaz su kaynakları, çeşmeler, kuyular, o بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ dün insanların başında cıvıl cıvıl su edindikleri, yedikleri, içtikleri, buluştukları, eğlendikleri yerlerde herhangi bir yaşam alametinin bulunmadığı وَقَصْرٍ مَشِيدٍ öte yandan son derece süslü saraylar, belli ki vaktiyle büyük bir itina ile zenginlik alameti olarak, güç alameti olarak kurulmuş, tesis edilmiş saraylar, içi bomboş, وَقَصْرٍ مَشِيدٍ. Şimdi bunları gezip dolaşınca insanlar, فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا akleden kalpleri olacak. Böylece kendi yapıp durduğu eviyle alakalı düşüncelerinde doğru bir istikamete kavuşacak. O yanlış, o kapıldığı heves, o emel, o beklentinin karşılanmayabileceğini, önceki ümmetlerdeki toplulukların Allah Azze ve Celle'ye sırtını dönünce nasıl bir akıbetle son bulduklarını görecek ve Allah Azze ve Celle'ye karşı istikametin her şeyin esası olduğunu, gerçeği göz ardı edenlerin bu dünyada da bir geleceğinin olmadığını görecek. Kalp bunları akleder, değerlendirirse esas güzergah üzerindeki temel sonuçları, temel neticeleri elde etmiş olur. İşte zaten akledişimiz bizim açımızdan temelde buna yaramalıdır. Yoksa binanın zeminine kaç ton demir koyacağım, beton ne kadar çıkacağım, buralardaki neticeler de elbette bir şekilde akılla ilişkilidir. İnsanın değerlendirdiği, hesapladığı sonuçlardır. Ama makro planda hedefini ıskalamış kimselerin mikro düzeylerde iyi aklediyor olmaları takdir edersiniz ki çok bir şey ifade etmez. Arabanın tekeri çalışmıyorsa, istikametini alamıyorsa motoru, diğer unsurları çok iyi çalışıyormuş, bütün sistemler ödevini gayet iyi yerine getiriyormuş, hiçbir anlamı olmaz. Kişinin geleceğine yönelik aldığı kararlar, hayatının amacına yönelik aldığı kararlar elbette ki öncekilerin deneyimleriyle, tecrübeleriyle buluşunca daha doğru sonuçlara el verecektir, daha doğru sonuçlara yol açacaktır. Bu sebeple Allah Azze ve Celle o başında hiç kimsenin bulunmadığı atıl kuyudan bize ibret çıkarıyor. O içinde artık hiç kimsenin bulunmadığı atıl saraydan, duvarlarında nakış nakış işlemelerin bulunduğu, sarayın en müstesna odasına insanların, çocukların, turistlerin, gezenlerin rahatlıkla girip çıktığı, vaktiyle bıçak sırtında, Demokles'in kılıcı gibi her şeyin
otoritenin emrine verildiği, belki oralara girmenin bile hayal edilemediği o dikta yönetimlerin geride bıraktıkları kalıntıların sadece bir gezinti yerine dönüştüğü düşüncesini, görüntüsünü, manzarasını izleyen, müşahede eden insanların öncekilerin akıbeti böyle olduysa belli ki Allah Azze ve Celle'yi hiçbir şeyi aciz bırakacak gibi gözükmüyor. Kânû aktara minhum. Öncekiler daha fazla, daha şiddetli, daha kuvvetliydiler. Allah Azze ve Celle onları helak etti. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَّةِ Allah Azze ve Celle'yi ne göklerde ne de yerde hiçbir şey aciz bırakacak değildir. Dolayısıyla bizler de onu aciz bırakamayız. Kurduğumuz herhangi bir medeniyet bugünlerde yahut yarınlarda kuracağımız o da Allah Azze ve Celle'yi aciz bırakacak değildir. Bunu yeryüzünü gezip dolaştıkça insanlar bu hakikatle yüzleşir ve bundan netice çıkarırlar. Böylece akleden kalpleri olur. فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا اَوْ اَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا Artık işiten kulakları olur. Aynı yerde aynı sesleri duyan insanlar artık hiçbir şey duymamaya başlarlar. Çünkü aynı sesler artık sessizliğe bürünür. Aynı şeyleri gören insanlar artık farklı şeyleri görmedikleri için mukayese etmeleri, muhakeme etmeleri gitgide zorlaşır. Böylece sığ bir düşünce aralığına kapılırlar. Sadece komşu tarlayı, karşı arsayı, yan dükkanı görür ve bütün hayatını bundan ibaret sanır. Gece uyuduğunda, kalktığında hep bu ufacık yerde elde ettiği kazanımlarla boğuşur. Daha, manzaraya daha uzaktan, daha bütüncül bakma fırsatını kaybetmiş olur. O sebeple Allah Azze ve Celle gezin dolaşın. Öncekilerin varıp yerlerine, yurtlarına, kalıntılarına bir göz atın, görün. Fanduru bakın. Keyfe kâne akibetul mukezzibîn. Yalancıların akıbeti nasıl olmuş?